Instagram'dan takip edenleriniz varsa bugün Yalova'ya geleceğimizi, atış yapacağımızı zaten söyledik. Şimdi Yalova'da Muğlim abiyle beraber madene gideceğiz. Birazcık atış yapacağız. Batu abinin de hem evrağı çıkmış, yeni mühimmatları almaya geldi. Bu arada Yalova'da Eren Av Pazarı'ndayız. Hem balık malzemeleri hem de arka tarafta av tüfekleri, fişekler, aynı zamanda MK bayi. Buradan Yalova'daki arkadaşları buraya da bekleriz. Neyini alacağım mühimmatı? MK de var, Sterling de var. İkisi de var. Hangini istiyorsanız ondan verebilirim. Varsa Sterling alayım. Tamam, Sterling verelim abi. Evet, Batu abi evraklarını halletsin, sterlinglerini ala dursun. Ben de size dışarıdan bir de dükkanı göstereyim, bilmeyenler için. Mesela bak, burada hemen gözüme çarptı. Fog knife, şiddetle tavsiye ederim. Atış alanına doğru geçelim. Şimdi elimizde iki tane MG balistikten gelen koruyucu kumaş diye adlandırılan, bunları 9 mm 45, 36, 12 hepsiyle atış yapacağız. Bakalım, orada kuma koydum ki o mukavemeti hani metaldeki gibi değil de daha çok insan vücuduna eşdeğer bir şey olsun diye. Yaklaşık 10 metreden bu plakalara atış yapacağız, sonra da gidip bakacağız. Şimdi P228 Sterling mühimmat, 9 mm, tekrar atıyorum. Kulaklığım yok ama neyse, 9'da çok da sıkıntı yaşamıyoruz. Bir sola atıyorum, bir tane de beyazın sağ tarafına atıyorum. Sonra da 45'likle deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, çekirdeği bulduk. İçinden çekirdeğin hali. ACP. Nereden vurduk? Önce bu yalnız paramparça etmiş. Buna tekrar atacağım. Ya bunun bak şuradan çünkü gelmiş, gördün mü? Kurşunun giriş yeri. Alttan ıskalamışız gibi. Evet. Buna tekrar 45'likle şu üstten atalım. Ve şu herhalde. Evet, kıvrıldığına göre. Arka çıkışı var mı? Arka çıkışı yok çünkü kurşun yine burada. Buldum onu. Kaç katman dersiniz? 3 mü? 1. Bir abi. Bir abi. Daha şunun içinde. Bak. Vurduğumuz yer. İlk şey çıkartıyorum. Şunun. Sadece tek bir katman atış attınız mı? Yok. Nasıl davranıyor? Merak ettim. Çekirdek çok büyük olduğu için muhtemelen evet, vurma esnasında da büyüyor, genişliyor. Diğeri daha delici. Bu enteresan bir ürün çıktı bence. Şimdi buna bir 36 deneyelim. Hiç içinden çıkartmadan yine beyaza ve siyah. Kafayı gördüm direkt. Diğeri arkada. Ama ben en çok merak ettiğim, evet, buradalar. Buradalar ama
bunlar tapa bence. Bir tane düştü bir tapa. Buradan. Bir tane düştü ayağının dibine. Şu mu düştü mü? İyi, güzel. Dur. Kurşun etten deforme olmuş. Evet. Bu şurada kalmış. Ama kaç katman geçmiş bundan çok merak ediyorum. Buna bakacağım. Şöyle olduğunu farz edersek. 1, 2. Orada 3. katmanda kalmış. 3. katmanda. Birazcık sıcak. Bir tanesini bulduk. 1, 2, 3'te. Peki. Bak senin 45'likler. Hı hı. Burada kalmış ama dışarıya doğru tabii şeyi vermiş. 36. O da şurada kalmış. Zaten fırladı gitti. Baksana bu direği yüzeyinden hani hiç bana mısın dememiş abi. İçinden 9 milimetresi düştü bir tane. Peki diğerleri. Bir tane zaten tam köşeye vurmuşuz. Çok büyük ihtimalle gitmiştir o. Kalanları nerede? Bir tane daha düştü. Düştü mü? Evet. 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 Bu da köşeye gelmiş. Diğerlerini göremedim. Büyük ihtimalle taklı esnası. Bak abi zaten şöyle olur herhalde büyük ihtimalle. Buraya dikiş atmışlar bir tane. Bunlardan... Şu geçen iki tanesi de bana gelmeden önce sordum. Buna 7.62.39 yeşil uçla atış yapılmış. Onlar geçmiş arkadaşlar. Zaten iki tane var başlıca sonuna kadar. Tolga'cığım şu beyaz olanlardan birer tane giderken bırak gömlek yaptırayım bunlardan. Değil mi? Değil mi? Bir 12 denemeyelim mi yani? Şimdi Sterling Utaş XTR12 ilk kez muzzle brake ile beraber önce laciverte bir atış yapacak şimdi Muğlim abi. Bakalım 12 kalibreye dayanacak mı? Yakın mesafeden dayanır gibi bir iddiaları yoktu. Buradan girişi var. Çıkış yok. Çıkış yok. Peki nerede? Düştü. Evet. Büyük ihtimalle kaburgaları kanadı kırıldı. Şu an iç kanamada. Ama en azından doktorların kurşun arama gibi bir derdi yok diye düşünebiliriz yani sanırım. Tenekeye bakınca zaten belli oluyor herhalde. Çelik yeleği içine soktu adamın. 12 kalibre içinden geçmedi ama. Bir de beyaz atsana. İçinden geçmedi, yelekle beraber içine girdi. İçine girdi. 12 kalibrenin ne kadar acımasız olduğunu gördük. Evet, değil mi? Bir de millet şey der ya. Aman yivsiz tüfek. Hiç alakası yok. Aman yivsiz tüfek ne olacak ki? Atış var. O da mı girdi? Yani. Bu da yivsiz tüfeği küçümseyen andavallara gelsin. Sanırım 12 kalibrenin gücünü anlatan en iyi video oldu. Güzel bir video oldu. Oo, ama birinci katmanda. Elimizde böyle nur topu gibi yavrumuz daha ilk katmanda Sterling'in slak after before oldu bak. Evet. Sterling 12 kalibre. Bir şey daha denemek istiyorum. Sterling'in yeni çıkartmış olduğu paraşüt var ya. Hı hı. Çelik.
Hulim abi bir tane de onlatsın buna. Bakalım o ne hale geliyor. Evet. Arkamdaki kumaşlara 9 milimetre, sterlingin 9 milimetresini attık. 45'lik neyin mühimmatı? MK'nin mi? MK'nin 45'ini attık. Şimdi Magnum Slug, yine sterlingin. Yine sterlingin long range 9 dolu buckshot. Yine sterlingin buckshot, long range nikel ve paraşüt. İlk başta da paraşüt olsun, çok merak ediyorum. Evet, bunların hepsini de UTAŞ'ın XTR12'si, biliyorsunuz yeni versiyon olarak güncellendi, geldi. Şimdi sırayla atacağız. Tabi her attıktan sonra onu tekrardan bantlamamız gerekecek oraya. Evet. Atış var. Sterling paraşüt. Hazır. Hazır. Vay anasını. Paraşüt. Gelmiş. İçinden geçmiş. Çok enteresan. Diğer mermilerden hiçbiri bu etkiyi yapamamıştı. Yapamadı. Evet. Devam. Beyaz oldu. Paraşüt hem de öteki taraftan da çıkmış arkadaşlar. Sterling'in paraşütü. Bence de deldi. Sterling'in Magnum Slug mühimmatı. Evet, aynı şekilde delmiş ve geçmiş. Bir dahakine şuralar at da abi, hep aynı yere atıyorsun demesinler. Evet, ne sıra? Buckshot nikel, sterling. Son atışlar. Atış var. Dokuz dolu. Evet, tahmin ettiğim gibi o kadar efekt gösterdiyse içinden geçmemiştir diye. Nikel, dokuz dolu kurşun. Bir, ikincisi burada. Bir diğeri şurada. Şuralarda var mı? Gel lan buraya. 2, 3. Yok, o öncekiydi. 4. Düştü mü? Evet. İçinden geçmiyor. Zaten diğerlerden. Başka ne kaldıydı içinde en son? En son bir tane daha buckshot var. Buckshot var. Hı hı. Hadi onu da şöyle koyalım, atalım. Atış tamam. Var. Serbest. Bu işin de en kötü yanı ne biliyor musun Mulim abi? Birazcık bu tarafa doğru düşür bari ya. Tepenin arkasına atıyorsun onu. Şurada direkt bir. Bunların iki, diğerleri nikeldi. Bunlar kurşun. Yine sterlingin. Şurada. Aha. Bu nikel. Hayır, önceden nikel. Kalan. Sonuç olarak hiçbir tanesi ortadan ileriye geçmemiş. Evet. Bu arada bunları gönderen MG Balistik, teşekkür ediyorum böyle güzel eğlenceli bir videoya içerik sağladığı için. Bunlar MG Balistik'in aşağıdaki internet sitesinden bilgileri alabilirsiniz. Bu videoyla da dolayısıyla şunu da sizlere sanırım göstermiş olduk. Nedir o? Herkesin dilindeki yivsiz tüfeğin işte tahribat gücünü küçümsemesi bu videoyla beraber sanırım
yok etmişizdir. Özellikle Sterling'in yeni üretmiş olduğu paraşüt muazzam bir etki gösterdi. İnternette bugün Batu abiyle gelirken onu konuştuk. Bizim Sterling'le evet bir iş yaptık, bir şeyler ettik ama Batu abinin de kendi fikri olarak bugün Sterling'in 9 mm mühimmatlarını tercih etti. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, aşağıya da yorumlar kısmına fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.